Arkadaşlar merhabalar. Dizilerde ikinci kısımdayız. Aritmetik dizilerle devam edeceğiz. Ardışık terimler arasındaki fark eşit olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Hemen basit bir aritmetik dizi örneği göstereyim size. 1, 4, 7, 10. Bakın aradaki fark nedir? 3, 3, 3 gördüğünüz gibi. İşte böyle olan dizilere aritmetik dizi diyeceğiz. İlla 1, 2, 3, 4, 5 ya da 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda değil. Bu şekilde aralarındaki fark her zaman eşit olması lazım. Buradan şunu çıkarıyorum bakın. İkinci eleman 3 fazla. Üçüncü eleman 6 fazla. Dördüncü eleman 9 fazla. O zaman bakın ikisinin arasındaki fark 2 eksi 1'den 1. 1 çarpı 3 kadar fazla. 7 ile 1, 2, 3. ve 1. eleman aralarındaki fark 2. 2 çarpı 3 kadar fazla. Yine 10. 10 sayısı 3. ele 4. eleman 1 sayısı 1. eleman 4 eksi 1'den 3. 3 çarpı 3 9. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. N'inci eleman N eksi 1 çarpı aradaki fark D olsun artı A1 kadar. İşte bu formülü arkadaşlar kesinlikle bilmelisiniz. Bunu bileceğiz. N'inci eleman aralarındaki indis farkı n eksi 1 bakın aralarındaki indis farkı çarpı uzaklık artı 1 olacak arkadaşlar. Bakın mesela örnek A7 eşittir. A1 artı 7 eksi 1 6 çarpı d diyeceğim. Ya da illa birinci eleman cinsinden değil 50. eleman cinsinden 57'yi yazalım bakın. A57 eşittir. 57 eksi 50 7 çarpı d artı A50. Gördünüz mü? Bu şekilde herhangi bir eleman cinsinden başka bir elemanı bulabileceğiz arkadaşlar. Böylece bu formülün kesinlikle bilinmesi gerektiğini bilin. Çünkü formüle dayalı bir konu en nihayetinde. İlk terimi 15 ve ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin 21. terimi. 21 ile ilkin arasındaki fark nedir? 20. 20 çarpı 4 artı ilk terimde 15'miş bakın. Böylece cevap 95 oldu. Formülü bir daha yazıyorum. N eksi 1 çarpı D artı A1. 6. terimi 100 ve ortak farkı 6 olan aritmetik dizinin ilk terimi. Bizden ilk terimi istiyor. Şimdi A6 eşittir. 5 çarpı 6 artı A1. Zaten A6'yı ne vermiş arkadaşlar? 100. Demek ki A1 de buradan 70 olmalı. 10. terim eksi 20 ve ortak farkı 5 olan aritmetik dizinin 25. terimi kaçtır? 25 ile 10 arasındaki fark 15. Ortak fark 5. 10. terim eksi 20 olacak. Böylece 75 eksi 20'den 55'miş arkadaşlar. 25. terim. İlk terime 52 ve ortak farkı eksi 4 olan aritmetik dizinin genel terimi nedir? Hiç şaşırmayın. Normal bakın şimdi. An sonuçta genel terim n'inci terimdir. N eksi 1 çarpı eksi 4 artı 52. Yapabileceğimiz bir şey yok. Neyli gelmesi lazım zaten sorunun. Böylece artı 4 artı 52 daha 56 eksi 4 neymiş arkadaşlar? Dizinin genel terimi. 6. terimi 4 ve ortak farkı 2 olan dizinin genel terimi. Bak şimdi. An n eksi 6 çarpı 2 ve 6. terim zaten 4'müş. Gördüğünüz gibi o zaman a n eşittir 2n eksi 8 geldi. Ortak farkı bulmak için isterseniz bu formülü ezberleyin. Elemanlar arasındaki fark bölü indislerin farkı size ortak farkı verecektir. Örnek. Şimdi diyelim 7. terimi 9 olsun. 10. terimi de 18 olsun. Dedi ki ortak fark nedir? Bakın şimdi 18 eksi 9 bölü 10 eksi 7. 9 bölü 3'ten 6'ymış ortak fark. İsterseniz böyle yaparsınız. İsterseniz de şunu dersiniz. A10 zaten nedir? 10 eksi 7 çarpı D artı A7. A10'un zaten 18 olduğunu biliyorum. Burası 3D artı 9. Bakın yine cevap 3 geliyor. 6 9 bölü 3'e 6 yazmışım pardon. 3 geliyor arkadaşlar. Bu şekilde ister temel formülü yine ezbere kullanın, isterseniz de bu formülü de ezberleyin. Özgür bırakıyorum, istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi 3n eksi 1 verilmiş genel terimi. Aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Söyleyeyim arkadaşlar. İsterseniz direkt bilebilirsiniz bundan sonra. Katsayı arkadaşlar direkt ortak farkı veriyor bize.
O yüzden bu dizinin ortak terimi 3'tür. Diyelim görmek istiyorsunuz. A1 kaç? 2. A2 kaç? 5. Hakikaten aralarındaki fark ne? 3. Zaten ardışık iki terim arasındaki fark size ortak farkı verir. Ortak farkı sormuş bakın. Temel formülle yapayım. 78 eşittir. Aralarındaki fark 5. Ortak farkı bilmiyorum. İlk verilen terimde yani küçük olan terimde 33. Böylece 78 eksi 33 ne yapıyor? 45 eşittir 5D. D de buradan arkadaşlar ne geldi? 9. Aritmetik bir dizi olduğuna göre AP kaçtır demiş. Bir kere arkadaşlar aritmetik diziler doğrusal fonksiyondur. Yani AX artı B şeklinde, AN artı B şeklinde olur. Bu yüzden ne kare olamaz, bu şeyi bozar. Aritmetikliği bozar. Dolayısıyla P arkadaşlar 2 olmalı. A, düşünsenize şimdi ne kareli bir şeyi düşünün. Birinci terim 1, ikinci terim 4, üçüncü terim 9. Hiç ardışık artıyor mu? O yüzden ne kare olamaz. Sadece N olacak. Değişken birinci derecenin olmalı. Dolayısıyla AN eşittir aslında 3N eksi 1'miş. AP'yi istiyor bizden. Yani A2 istiyor. O da 3 çarpı 2 eksi 1'den 5 geldi. AN aritmetik bir dizi olmak üzere AN A10 eksi A2 32 A1 artı A4 22 olduğuna göre A1 kaçtır? Size şöyle bir tüyo vereyim. Sorularda eğer zorlanırsanız her bir terimi birinci terim cinsinden yazmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden burada da ben birinci terim cinsinden yazayım bakın bir görelim. Ne yapabiliriz diye. Şimdi A10 neye eşit? A1 artı 9D. A2 neye eşit? A1 artı D. O zaman eksiyle çarpınca böyle olacak. A1 zaten A1. A4 de arkadaşlar nedir? A1 artı 3D. E tamam ne güzel işte. Burada A1'ler gitti. 8D 32 oldu. D ne geldi? 4. E git yerine yaz artık. 2A1 artı 12 eşittir 22. A1 arkadaşlar buradan 5 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi A1 cinsinden yazınca cevap geldi. Bu şekilde söyleyebiliriz. Zaten formül demin verdiğim AN eksi AP bölü N eksi P'den de yapabilirsiniz ama bu şekilde klasik yolla yapma hakkınız var. Dizinin ortak farkı nedir demiş. Tamam A6 arkadaşlar zaten 5 çarpı D artı A1 değil mi? Bize bunların farkını da 45 vermiş. A6 eksi A1 eşittir 5 D. A6 eksi A1 45 verilmiş. D de buradan o zaman 9 geldi. A1 3A3 2A1 eksi A3 demiş. Bu aslında denklem sorusu gibi bak dikkat et. Taraf tarafa toplarken 3 ile çarp. Matematikten de bağımsız değil tabi hep ezbere atlamamak lazım. 6A1 A1 daha 7A1. 58 12 daha 70 A1 10'muş. Koy şimdi yerine A1 10'sa attık öbür tarafa A3'te ne geldi? 16. O zaman A3 eşittir. Ortak farkı bulmak için A3 eksi A1'den 3 eksi 1 2D artı A1'de 10. Temel formülden yararlanıyorum. D3 geldi. A5 eşittir. 4D artı A1'dir. Böylece A5 eşittir. Ortak farkı ne bulduk? 3. 12. A1 ne bulduk? 10. Cevap 22 geldi. Bakın bu şekilde hiç de sıkıntılı değil gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi buradaki özel bir duruma. İndislerin toplamı aynıysa sayıların toplamı da aynı geliyor. Bakın A2 artı A4, A3 artı A3'e eşittir. 2 ile 4'ün toplamı 6, 3 ile 3'ün toplamı 6. Bunlar böyle olunca evet uyduruk gibi görünüyor ama doğrudur. Sonra bakın A1 artı A5 artı A1 artı A5 A2 ile A4'ün toplamına da eşittir olur. Haliyle indisler toplamı aynıysa bunların toplamı da aynı gelecektir. İlla ikili olmasına gerek yok. Üçlü de olur. Yani şöyle bir şey de olur. A5 artı A6 artı A4 eşittir. A3 artı A2 artı 11 4 daha 15 10. Bu da olur yani. Neden geliyor bu biliyor musunuz? Bir seferlik göstereyim. Neden A1 artı A5 A3 artı A3 oluyor? Bak A1 artı 4D artı A1 yazdım A5 yerine. A3 yerine A1 artı 2D. A3 yerine A1 artı 2'de. Bakın A1'ler gitti. 4D'ler gitti. 0 eşittir 0 işte denklemin sağlandığını söylüyor bize. Geldiği yer aslında yine temel formülden. Sadece artık uğraşmamak için şunu yapacağız. Bunu şunu söyleyebilirim o zaman. 2 tane terimin toplamı A3 artı A7. İndisler toplamı 10 ya. O zaman artık arkadaşlar bu A5'in 2 katıdır. Yani aslında şunu da görüyoruz.
A5'in A3'e uzaklığı 2 birim, A7'ye olan uzaklığı da 2 birim, eşit mesafede olanların toplamının yarısı oluyor A5. Ya da A2 artı A7, A7 diyorum, A8, yine bakın A5'in iki katı gördüğünüz gibi. İndisler toplamının yarısı ise o zaman onların da yarısı oluyor. Böylece A2 artı A16, iki tane A14'tür. A14'ler gider, cevap 2 gelir. Bakın şimdi A4, A7, A10. Fark ettiniz mi? Burada 4 artı 10, 14 yapıyor. O zaman onları toplayıp yerine 2 A7 yazabilirim. Bir de A7 var. 24 oldu. A7 eşittir. Buradan da 8 geldi. Gelelim buraya. 5 çarpı A2x eşittir 3 eksi 5 çarpı A2'ye. O zaman 5 A2x eşittir artı 5 A2'ye eşittir 3. A2x artı A2'ye öbür tarafa atarsak 3 bölü 5 olur. 2'ye bölersek AX artı AX artı Y'nin daha doğrusu ne olduğunu görürüz. 3 bölü 10. Neden? İndisler toplamı bakın 2x artı 2'ye, o zaman bunların toplamı AX artı Y'nin 2 katı olmak zorunda. Bakalım şimdi A1 A1 diyorum. X eksi 1, 2x eksi 5 ve x artı 3 terimleri bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise x kaçtır? O zaman bu şu demek. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar bunun 2 katı. Ortadaki terim soldaki ve sağdaki iki terimin toplamının iki kişi yarısı olacak. X eksi 1 artı x artı 3 eşittir 4x eksi 10 olacaktır. Böylece 2x artı 2 eşittir 4x eksi 10. 12 eşittir 2x. X buradan 6 gelir. MNK pozitif tam sayılar olmak üzere bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla MNK'dır. O zaman M artı K N'nin arkadaşlar 2 katıdır. 2N artı N buradan 45 olur. N'de ne gelir? 15. O zaman arkadaşlar N artı K kaça eşit olmalı? 30. Bunlar pozitif tam sayıysa M en az 1 olur. K'da o zaman en çok 29 olur gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru tipimiz var. A ile B arasına A ve B ile birlikte aritmetik dizi oluşturacak şekilde N tane terim yerleştireceğiz. Bakın göstereyim. 8 ile 30 arasına bu sayılarla aritmetik dizi oluşturacak şekilde 10 terim yerleştirilirse baştan 7. terim kaç olur? Şimdi 8 artık A1 olacak. 1. terim. 30 yazalım bir dursun. Arada kaç tane terim olacakmış? 10 tane. Şimdi A1 1. 10 tane buradan 11. Demek ki 30'da ne oldu arkadaşlar? A12. 12. terim oldu. Çünkü gerçekten 12 ile 1 arasında tane terim olur. Şimdi bizden baştan 7. terimi istiyor. Formülümüze yine geri döneceğiz. Önce bunu anlayacağız. Özel hiçbir şey olmayacak. Sonra şunu diyeceğiz. A12 A1 artı 11 D'dir. Temel formülümüz hep bu bakın. O zaman ben A12 yerine 30 yazarım. A1 yerine 8 yazarım. 11D. Buradan da D ne gelir arkadaşlar? 2. Ortak fark 2'ymiş. Böylece 7. terimi de bulalım. 7. terimde A7 eşittir. A1 artı 6D olur. A7'yi bulacağız. A1 eşittir. 8 artı 6 çarpı 2. Böylece 20'ymiş arkadaşlar. 7. terim. Yine aritmetik dizideki tek formülüm olan şu AN eşittir. AN eksi 1 daha doğrusu N eksi 1 çarpı D artı A1'i kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım. Artan özellikle aritmetik diziye ait 3 ve 8 sayılarının arasında 29 tane sayı vardır. Buna göre 3 sayısından sonra gelen terim kaçtır? Şimdi birinci terimimiz 3. N'nin terimimiz 8. O dursun bir. Arada kaç tane terim var? 29. O zaman bakın. Bir tane 3, 29 tane de buradan 30. Demek ki A8 ne olacak? 31. terim. Yani A31. O zaman A31 eşittir A1 artı 30D. Böylece arkadaşlar A31 8, A1 3, 30D. Buradan da 5 bölü 30 eşittir D. Yani ortak fark ne geldi?
1 bölü 6 geldi. 3 sayısından sonraki terim artık ne olur? 3 artı 1 bölü 6 olur. Çünkü sadece 3'ten sonraki terim artık ikinci terim. Böylece 19 bölü 6 olur arkadaşlar. Hatırlarsanız dizilerin başındaki ilk videoda arkadaşlar SN yani ilk N terimin toplamından bahsetmiştim. Ama orada aritmetik dizi olmadığı için SN ile ilgili işlemlerimiz sınırlıydı. Sadece neyi görüyorduk? SN eksi SN eksi 1 AN idi. Bunu hatırlayalım. Hatta örnek de vermiştim. A4 artı A3 artı A2 artı A1 eşittir S4 olduğu için ve A1 artı A2 artı A3 de S3 olduğu için taraf tarafa çıkarınca bunlar gidiyordu. A4 bakın gerçekten verdiğim formüle uygun olarak S4 eksi S3 geliyordu. Aritmetik dizide ise temel kavramlarda mat 1'de gördüğünüz bir formül var. Onu kullanıyoruz aslında. Bir daha yazayım bakın. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 size neyi veriyordu hatırlıyor musunuz? Terim sayısını. İşte terim sayısıyla son terim artı ilk terim bölü 2'yi çarparsanız size ilk n terimin toplamını verecektir arkadaşlar. Bakın şimdi genel terimi 2n-3 olan aritmetik dizinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır? Hemen a1'i bul çünkü genel terim demek zaten ne verirsen onu bulursun demek. 1 verirsen a1 eksi 1 oldu. Bir de 15 ver. 15 çarpı 2 30. 30 eksi 3'ten 27. Bak son terim artı ilk terim bölü 2 terim sayısı kaç? 15. Böylece 26 13 çarpı 15 arkadaşlar bize ilk 15 terimi verecek bu toplamda. Şimdi dikkat edin. A7 artı A9 24 dizinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır diyor. Formülümüz ne? A1 artı A15. Bakın son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. E bunu nereden bulacağız? Bakın arkadaşlar 7 ile 9'un toplamı kaç? 16. 1 ile 15'in toplamı kaç? Yine 16. Ne demiştim? İndisler toplama eşitse bunların toplamları da eşittir. Yani 24 aynı zamanda A1 artı A15'e eşit. Böylece 24 bölü 2 çarpı 15 180 olacak arkadaşlar. İlk 15 terimin toplamı. Şimdi bakın bu soruda formül verilmiş. Yani ilk n terimin toplamının formülünü kendi vermiş. Sn n kare artı 2n artı 1 diyor. Yani şöyle sn n artı 1'in karesi. Bu şu demek n yerine 9 yazarsan ilk 9 terimi bulursun. 9. terim değil çünkü bu an değil sn. Dolayısıyla bak s9 n 9 artı 1 onun karesi 100. S8 n 8 artı 1 9 karesi 81. Bunları çıkarırsak neyi buluruz? A9'u 19 oldu 9. terim. Bu şekilde bakın Sn eksi Sn eksi 1 bize arkadaşlar her zaman o terimi verir. Dizinin genel terimini bulunuz demiş. Genel terimin arkadaşlar An olduğunu ve An'in de A5 A6 gibi bir sayı olduğunu unutmayın. N'nin terim. O zaman An yine ne olacak? Sn eksi Sn eksi 1. O zaman Sn zaten bu. Sn eksi 1'i de bulalım. Bu ne demek? N gördüğün yere N eksi 1 yaz demek. Bu şekilde. Buradan da artık N kare 4 N kare eksi 8 N artı 4 artı 5 N eksi 5 bölü 2. Buradan da ne geliyor? 4 N kare eksi 3 N artı 1 bölü 2. Şimdi ne yapacağız? Bu ikisinin farkını alacağız. 4 N kare artı 5 N bölü 2. 4 N kare eksi 3 N artı 1 bölü 2. Bakalım 4 N kare artı 5 N çıkararak gidiyorum. Eksi 4 N kare. Eksi eksiden artı 3 N eksi 1 paydalar zaten aynı 2. Böylece 4 N kareler gitti. 2 N eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Buradaki dizinin genel terimi. Pardon şunu düzelteyim. 5 N 3 N daha 8 N diyeceğiz. Çünkü farklarını almadık. Şurada da hata yaptım fark ettim ya pardon. İşlem olunca işte arkadaşlar hızlı yapacağız diye. Bak burada 4 eksi 5'e
fark etmişsinizdir. Eksi 1 diyeceğim, artı 1 demişim. O zaman eksi eksiden burası artı 1 olacak. Burası da böyle 8 ne artı 1 bölü 2 olacak. Hala bir yerde böyle işlem hatam varsa artık kusura bakmayın, zaten sadece işlem kısmı kaldı. İlk n teriminin toplamı sn olan aritmetik dizide sn artı 1 eksi sn 8 n eksi 3 verilmiş. Dizinin ilk 6 teriminin toplamı nedir diyor. Bu bize arkadaşlar neyi verir? An artı 1'i verir. Çünkü bakın n artı 1'den n çıkarılmış. O zaman 8 n eksi 3. Buradan da şimdi an artı 1. Ben burada n gördüğüm yere n eksi 1 yazarsam bunlar gider an'ı bulurum. Böyle bakın. 8n eksi 11 bu dizinin genel terimi. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık a1 artı a artı bölü 2 çarpı 6'da. A1, 8, bu nasıl olsa an'yi bulduk. A1 ne oluyor? Eksi 3. A6 ne oluyor? 48 eksi 1'den 37. Böylece arkadaşlar yerine yazarsak eksi 3 artı 37 bölü 2 çarpı 6, 14 çarpı 6 arkadaşlar. Pardon, 34, 17 çarpı 6, 112'dir diye tahmin etmek istiyorum. Ya da 102, pardon. 102 oldu arkadaşlar. İlk 6 terimin toplamı. İlk n terimin toplamı sn olan bir aritmetik dizide s8 eksi s7 aritmetik dizi olduğunu da belirtmiş. O zaman arkadaşlar a8 nedir? 10. Çünkü S8 eksi S7. Bizden ne istiyor? S9 eksi S6'yı. Bakalım S9 nedir? A1, A2 nokta nokta nokta. A, şimdi bir şey diyeceğim. Burada bakın. A7, A8, A9 dursun. A1'den başlıyoruz buraya kadar. Sonra diğeri ne? A1 nokta 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 nokta. A6. Şimdi o zaman arkadaşlar buradaki taraf tarafa çıkarırsak direkt ne güzel A6'ya kadar her şey gidecek. Ne kalacak geriye? A7 artı A8 artı A9'u soruyor soru bana. Bu arada 7 artı 9 16 olduğu için aslında bunlar da 2A8, hatırlayın. İndisler toplamı 2 katıysa toplamlarının da 2 katıdır. Böylece 3A8 eşittir 30 olacak cevabımız, 3 çarpı 10'dan. Çünkü A8'i 10 bulmuştuk. Bu şekilde arkadaşlar aritmetik dizileri de bitirmiş oldum. Size test bırakıyorum. Burada kalan 3 sayfadaki sorular benim anlattığım yerlerle ilgili sorular. Bunları şu anlık çözmeyi düşünmüyorum. Benim çözdüklerime benzer olduğu için. Ama yarın öbür gün vaktim kalırsa, yani böyle geniş bir vakit olursa belki çözerim arkadaşlar. Şıkları da üzerinde işaretli. Yani en azından kontrol edersiniz diye. Ben geometrik diziye geçeyim. Geometrik dizileri de anlatalım. Böylece arkadaşlar diziler konusu bitmiş olsun. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.